Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Wortbildung vor Silbe re. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, öyle eylemler var ki, özellikle de İngilizceden gelen eylemler, bunların başına R geldiğinde, tabii hepsi için geçerli değil, ne oluyor? Bakın sağ üstte yazdım, zurück ya da wieder anlamlarına geliyor. Zurück yani geriye dönmek ya da wieder tekrarlamak anlamına gelebiliyor. Hangileri bunlar? Almanca'da çok fazla değil arkadaşlar, o kadar yaygın değil bu kelimeler. Dolayısıyla belli başlı olanlarıyla isterseniz bir başlayalım, bir görelim hangi kelimeler olduğunu. İlk örneğimizde o zaman başlayalım arkadaşlar. İlk örneğimizde reflektieren fiili var. Reflektieren yansıtmak demek arkadaşlar. Cümlemiz ne diyor bir bakalım. Das Leben reflektiert die Botschaft, die wir ausstrahlen. Evet, çok güzel bir aforizma arkadaşlar bu. Tabii çeşitli bu cümleleri ben oluşturuyorum arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Bakın ne diyor cümle. Hayat, yani das Leben reflektiert die Botschaft, mesajı yansıtıyor. Hangi mesajı? Die wir ausstrahlen, bizim yaydığımız. Yani bizim yaymış olduğumuz mesajı hayat ne yapıyor? Yansıtıyor demiş oluyoruz, değil mi? Şimdi arkadaşlar bir sonraki eylemle devam edelim. Neymiş? Reanimieren. Aramızda sağlıkçı varsa bileceklerdir. Reanimieren artık güzel Türkçemizde de kullanılıyor değil mi? Sağlıkçılar arasında. Hayata döndürmek demek arkadaşlar. Ne diyor cümlemiz? Bir bakalım. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und dort erfolgreich reanimiert. Das Opfer kazazede. Ne olmuş arkadaşlar? Hastaneye getirilmiş. Wurde ins Krankenhaus gebracht und dort ve orada erfolgreich, başarılı bir şekilde reanimiert, yeniden hayata döndürülmüş demiş oluyor. Değil mi bu cümle? Demek ki reanimieren neymiş? Hayata döndürmek demekmiş ki artık güzel Türkçede de bu kullanılıyor sağlıkçılar arasında. Sonraki ne bakalım arkadaşlar? Reimportieren. Importieren neydi arkadaşlar? İhraç etmek demekti. Cümlemiz ne diyor bir bakalım. Die erneuerten Daten müssen aus der Datenbank reimportiert werden. Evet, aramızda bilişimciler varsa tanıdık gelecektir bu. Daten neydi? Veri demekti değil mi arkadaşlar? Erneuert, yenilenmiş. Yenilenmiş olan veriler demek ki die erneuerten Daten demek. Datenbank bu da veri bankası demek arkadaşlar. Reimportieren artık bu da tabii İngilizceden geldiği için jargon olarak kullanılıyor değil mi? Bilişimciler arasında import etmek deniliyor değil mi? Dolayısıyla hani ihraç etmek aslında demek. Yani oraya göndermek, tekrar göndermek olarak da düşünülebilir. Neden tekrar? Çünkü yenilenmiş olan bir veri var. Daha önceden yapılmış ve yenilenmiş bir şey yeniden ihraç ediliyor aslında. Yeniden gönderiliyor dediğimiz için ne diyeceğiz? Reimportieren diyeceğiz. Bu durumda die erneuerten Daten müssen aus der Datenbank reimportiert werden. Demek ki veri bankasından yeniden ne olması gerekiyormuş? Yeniden ihraç edilmesi gerekiyormuş. Tabii bu yeniden ihraç denildiğinde birazcık evet, asıl olanı bu değil mi? Doğru olanı bu. Reimport etmek deniliyor tabii. Ama doğrusu işte yeniden göndermek. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Reagieren adı üstünde reaksiyon göstermek demek arkadaşlar. Cümle ne diyor? Die Firma hat auf das sich verändernde Wirtschaftsklima reagiert. Ne demek istiyor? Bir bakalım arkadaşlar. Firma ne yapmış? Auf das sich verändernde, değişmekte olan, kendisine doğru değişmekte olan Wirtschaftsklima, ekonomik iklim mi ne yapmış? Ona reaksiyon göstermiş değil mi? Bir tepki göstermiş. Yani burada ne olabilir? Sayılarla ilgili bir şey olduysa eğer değil mi? Artık neyse bu reaksiyon göstermiş oluyor. Dolayısıyla die Firma hat auf das sich verändernde Wirtschaftsklima reagiert demiş oluyoruz. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Realisieren, realize etmek
gerçekleştirmek değil mi? Ne diyor cümlemiz? Das Unternehmen realisierte das neue Ladenkonzept in 5 Filialen. Yani işletme ne yapmış arkadaşlar? Yeni dükkan konseptini, das neue Ladenkonzept in 5 Filialen, 5 bayisinde ne yapmış? Gerçekleştirmiş. Yeni olan değil mi? Dükkan konseptini 5 bayide gerçekleştirmiş dediğimizde demek ki das Unternehmen realisierte das neue Ladenkonzept in 5 Filialen demiş oluyoruz ve regenerieren, evet buna bir bakalım arkadaşlar. Regenerieren tazelemek, yenilemek anlamında arkadaşlar. Ne diyor cümlemiz? Er braucht eine Chance sich zu regenerieren demiş oluyoruz değil mi? Yani onun bir şansa ihtiyacı var. Kendisini yenilemek için, kendisini tazelemek için demiş oluyoruz. Ve sıra sonuncusunda revidieren denildiğinde arkadaşlar, revidieren de kontrol etmek demek. Ne diyor cümlemiz? Das Gepäck wurde an der Grenze revidiert. Yani yük, yani bu yük ne olabilir? Bu bavul olabilir, eşyalar olabilir değil mi? Wurde an der Grenze sınırda revidiert, kontrol edildi denildiğinde demek ki das Gepäck wurde an der Grenze revidiert diyormuşuz. Dilerseniz bunları arkadaşlar, bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Leben reflektiert die Botschaft, die wir ausstrahlen. Das Leben reflektiert die Botschaft, die wir ausstrahlen. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und dort erfolgreich reanimiert. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht und dort erfolgreich reanimiert. Die erneuerten Daten müssen aus der Datenbank reimportiert werden. Die erneuerten Daten müssen aus der Datenbank reimportiert werden. Die Firma hat auf das sich verändernde Wirtschaftsklima reagiert. Die Firma hat auf das sich verändernde Wirtschaftsklima reagiert. Das Unternehmen realisierte das neue Ladenkonzept in 5 Filialen. Das Unternehmen realisierte das neue Ladenkonzept in 5 Filialen. Er braucht eine Chance, sich zu regenerieren. Er braucht eine Chance, sich zu regenerieren. Das Gepäck wurde an der Grenze revidiert. Das Gepäck wurde an der Grenze revidiert. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Wortbildung vor Silbe re konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.